İstanbul'da ulaşım ücretlerine zam gelmiş, gözünüz aydın. Hemen söyleyelim. Şöyle çık şuradan ya Allah aşkına ya. Taksiciler %28 zammı beğenmemişler. UKM toplantısının yapıldığı salonu taş yağmuruna tutmuşlar. Haydi AK Partililer de bakar mısın? Abi çoğunluk şey biliyorsunuz. UKM'de çoğunluk olan AK Parti bürokrasisi resmen taşlamışlar. Taksici bir grup tarife yapılan %28 zammı yetersiz bularak Merter'de UKM toplantısının yapıldığı salonu taş yağmuruna tuttular. Taş ve sopalarla binaya saldıranlara polis müdahale etti. Bak 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 bak. Vallahi neden yetersiz zam yaptınız? Niye emekliler niye sokağa çıkmaz ki? Onlar da bir yeri taşlasalar değil mi? Asgari ücreti beğenmedik. Onlar da bir yere taş atsalar. Bak görüyor musun? Bu taksici esnafının bakalım bu başkanı ne yapacak? Eyüp Aksu. UKM toplantısı öncesi taksicilerin giderlerindeki artış nedeniyle İBB'ye %65 oranında zam talebinde bulunmuştu. Aksu indi bindi ücreti en az 120 lira olmalı demişti. Vallahi 220 lira da yapsınlar taksilere binmeme kararı alsın. Bu kadar basit. Binmeyin taksilere arkadaşlar. Binmeyin ya. Kısaya hiç binmeyin. Yürüyün bakalım ne oluyor taksicilerin hali. Zaten almıyorlar ya kısa olayında da. Taş yağmuruna tutmuşlar. Bakar mısın ya? Servis ücretlerine %28,09 toplu taşıma araçlarına %18 zam yapılmasına karar verilmiş. Taksi indi bindi ücreti 70 liradan 90 liraya çıkarılmış. Taksi açılış ücreti de 19,17 kuruştan 24 lira 55 kuruşa yükseltilmiş ve bunu beğenmemişler arkadaşlar. Beğenmemişler. Yeterli değil bu zam demişler. Eyüp Aksu ne yapıyordur acaba? Ah yandık diyor mudur yani? Neyse. Mustafa Destici yerel seçimlerde aday çıkarıp çıkarmamaya karar verememişler ama İstanbul'da aday göstermeme eğilimindeyiz demiş. Kusura bakma. Büyük Birlik Partisi'nin Genel Başkanı Mustafa Destici. Seve seve İstanbul'da aday çıkarmayacaksın. Hikayeyi anlatmaya gerek yok. Çıkaramayacaksınız yani. Çıkarmak isteseniz de çıkaramayacaksınız. Murat Kurumoğlu da arayarak hayırlı olsun dileklerimi ilettim demiş. Yani bir fiil aslında destek vereceğini söylemiş. İtalya'da şimdi size bir görüntü göstereceğim İtalya ile ilgili olarak. İtalya'da sevgili izleyiciler, neonazilerin yani faşistlerin yani Mussolini'nin ayaklarından asan o partizanların İtalya'sında faşistlerin bir toplantısından bir görüntü göstereceğim size lütfen. İtalya ayağa kalkmış. Şöyle gelelim. Şunu şuraya başa alalım. Şunu da verelim bakalım. Sevgili izleyiciler, İtalya'da bu faşistlerin ayağa kalkışı biliyorsunuz Mussolini İtalya'da ayaklarından asıldı. Partizanlar astılar bu faşist Mussolini ve faşistlerini de kazıdılar İtalya'da, Almanya'da ve Avrupa'da. Irkçı Gençlik Cephesi'nin anma töreninde 1978 yılında 3 üyesi öldürülen Irkçı Gençlik Cephesi'nin anma töreninde
Neofaşist gruplar Nazi selamı verdi. İtalya'ya ayağa kaldıran görüntülerde üyeleri öldürülen 3 üyenin atlarını anarken yaşıyor diye bağırdıkları görülürken ortaya çıkan video ülkede faşizmin yeniden yükselişe geçtiği tartışmalarını da alevlendirmiş. Şimdi dikkatinizi çektim sevgili izleyiciler. Yani Murat Kurum'un adaylığının ilan edildiği süreç tüm televizyonlarda yayınlandı. Tüm televizyonlarda. Ekrem İmamoğlu'nun aday olduğu ve adaylık sunumunu yaptığı, kamuoyuna duyurduğu o toplantının olduğu gün Halk TV'ye ceza kesildi. İlginç bir şekilde. Ve ilginçtir, cezası kesilir de cezası da hemen o güne denk getirildi. Yani tam Ekrem İmamoğlu'nun o tanıtımının Türkiye'ye canlı olarak yayınlanacağı gün Halk TV'ye ceza kesildi ve cezası da uygulandı. 3 gün sonra uygulanabilirdi. Ama tam da Ekrem İmamoğlu'nun tanıtım toplantısına denk getirildi. Seçimlerde neler yaşanır? Aman Allah'ım. Çok şey yaşanır. Şimdi size metrodan bir görüntü yayınlayacağım sevgili izleyiciler. Metrodan. İnsanlarımızın durumunu anlatan bir görüntü. İnsanlarımızın hepimiz böyleyiz aslında. Yani otobüste, yolda mutsuz insanların yaşadığı ülkeye, mutsuz insanların yaşadığı şehirlere, mutsuz insanların yaşadığı sokaklara, mekanlara dönüyor Türkiye. Bir görüntüsü bu. Buradan çok önemli bu görüntü. Müziğini veremeyeceğim, telif gelir diye. Görüntü bu. Metrodaki bir görüntü. Resmen bir taziye evi. Taziye evinde olur ya. Taziye evinde bile insanlar tebessüm ederler. Bu görüntüyü metrodaki bir görüntü ama bu görüntüyü her yerde görebilirsiniz. Trende görebilirsiniz. Sokaklarda görebilirsiniz. Alışveriş merkezinde görebilirsiniz. Restoranlarda görebilirsiniz. Otobüslerde görebilirsiniz, görebilirsiniz. Mutsuz insanların yaşadığı, yüzleri gülmeyen, umutsuz insanların yaşadığı bir ülkeye, şehirlere dönüyoruz. Bu ölü şehirler halini alıyor. Ölü, yaşayan ölüler halini alıyor. Bu felaket aslında. Bu bir dönem sonra kaybedecek hiçbir şeyi olmayan insanlara dönüştürür. Ve o ülkeyi de felaketler bekler sevgili izleyiciler. Felaketler. Bunu göre ekrandan alayım şöyle. Evet, bakalım sizden gelenler varsa onları da paylaşmak istiyorum interaktif program olsun diye. Nefes aldıklarına şükretsinler demiş. Kayahan hoş geldin. Canan sen Avustralya'da mısın diye yazmış Efe. Seviyorum bu sporu demiş Mavi. Bakalım ne sporu tartışılıyor ya. Evet, Efe diyor ki insanlar gerçekten mutsuz, umutsuz ve karamsar. Çok yazık halimize demiş. Canan diyor ki bir iktidar devletin sahibi gibi tüm kurumları kendi kullanıyorsa bu durumda devlet yoktur. Seçime gidilmemeli sanki her şey normalmiş gibi demiş. Vallahi ülke bir keşmekeşe gittiğinin altını söyleyeyim. Ama özellikle şunu ifade etmek isterim. Bu anayasa Yargıtay kavgası yaşanıyor ya sevgili arkadaşlar. Bu kavgaya herkes nasıl bakıyor? Anayasa Mahkemesi'ne karşı meydan okuyan bir Yargıtay, 3. Daire, 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi üyeleri aynı kararın arkasında duruyorlar. Bir önceki karardan da, oy birliğiyle karar alıyorlar. Yargıtay aynı keza oy birliğiyle karar alıyor. Yargıtay Başkanı, Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin kararını destekliyor ve biz bu kavgayı iki mahkeme arasındaki kavga gibi görüyoruz. Bu kavga sevgili arkadaşlar Erdoğan'la Bahçeli arasındaki bir kavgadır. Tekrar söylüyorum.
Yani Yargıtay'ı Bahçeli diye, Anayasa Mahkemesi'nde Erdoğan diye okuyun. Aa, birden diyeceksiniz ki ne oluyor ya? Yani Erdoğan Anayasa Mahkemesi. Hayır, öyle değil arkadaşlar. Bu bir güç kavgası ve bu güç kavgasındaki olay bir Yargıtay Anayasa Mahkemesi kavgası değildir. Bu kavga aslında Erdoğan'la Bahçeli arasındaki kavganın başka minderdeki yapılış halidir. Şu anda yerel seçimler olduğu için kavga çok böyle çatır çatır sesler duyulmuyor ama yerel seçimler bittiğinde kavganın ayak seslerini göreceksiniz. Bu kavganın ayak seslerini görürken aynı zamanda son gelişme açısından da bakacağız tabii ki. Bakacağız ki Sinan Sinati ile ilgili olarak savcının değiştirildiği haberine hemen dikkatimiz gidecek. Ne oluyor diye bakacağız. Şöyle haberi hemen bulayım. Vereceğim şimdi Sinan Ateş ile ilgili de şeyi haberini. O savcı değiştirilmiş. Yani şöyle şaka maka değil. Çünkü o kavga tüm hızıyla devam ediyor sevgili izleyiciler. Tüm hızıyla devam ediyor. Sinan Ateş dosyasında krizler bitmiyor. Savcı 2 ay önce izne ayrılıyor. Dosya bir kez daha el değiştiriyor sevgili arkadaşlar. El değiştiriyor. Yani aslında Sinan Ateş cinayeti üzerinden de hem iktidarın Sinan Ateş cinayeti üzerinden MHP'ye elense çekilip teslim almaya çalışılırken MHP de Yargıtay üzerinden Erdoğan'a elense çekerek onun aslında ekonomik açısından da uluslararası açısından da siyasi olarak itibarsız bir hale dönüştürüyor ve ekonomik krizin derinleşmesine de öyle ya da böyle katkıda bulunuyor sevgili izleyiciler. Yani lütfen Yargıtay ile Anayasa Mahkemesi arasındaki tartışmaya bakarken aslında Erdoğan'la Bahçeli arasındaki tartışma üzerinden okursanız çok daha doğru okumalar yapacağınızın altını çizmek istedim.